Bafra Haber. Gücü hizmetinizde. Rabbim gönlünüze inşirah indirsin inşallah. Sabrınızı artırsın inşallah. Bu kardeşimizin mekanını cennet eylesin. Hazreti Peygamber'e komşu eylesin inşallah. Evet, babamız yanımızda. Peygamberimiz diyor ki, يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى مَا لِعَبْدِ الْمُؤْمِنِ جَزَاءٌ. Kullarıma söyle, eğer bir sevdiklerini aldığım zaman sabır gösterebilirlerse onlara da cennet vereceğim. Derdimiz, gayemiz bu dünyayı bir şekilde aşıp cennete nail olmak değil mi? Öyle bir çabamız yoksa niye hüzünleniyoruz, niye dua ediyoruz? Herkesin böyle bir gayesi var. İnşallah baba sabredecek, siz sabredeceksiniz. Bu ecre nail olacaksınız inşallah. Bu kardeşimiz için ise Resulullah diyor ki, İki göz var. Aynani la temessuhu mennar. O iki göze ateş değmez. Bunlardan bir tanesi Allah için ağlayan göz. Biz dünyada her şey için ağlarız da Allah için ağlayabiliyorsanız o göze ateş değmez. İkincisi de nöbet bekleyen göz. Bu kardeşimiz biliyorsunuz görevi icabı nöbet bekliyordu. Ondan sonra dışarı çıktı, kaza geçirdi. Rabbim şehitlerle haşreylesin. O tuttuğu nöbetleri kendisine şefaatçi eylesin inşallah. Şimdi son görevimiz olarak bütün kulların birbirine yapması gerekmemiz geçiyor. Ben şimdi bu kardeşimizle ilgili hem şehadetinizi alacağım hem helalliğinizi alıp buradan camiye doğru kaldıracağım. Şimdi bu kardeşimizi küçüklükten beri Müslüman birisi olduğuna şahit misiniz? Şahit misiniz? Şahit misiniz? Dünyaya teallük eden haklarınızı helal ediyor musunuz? Dünyaya teallük eden haklarınızı helal ediyor musunuz? Dünyaya teallük eden haklarınızı lütfen helal ediniz. Bir evlada, annesiyle, babası haklarını helal ederse Allah da ondan razı olur inşallah. Annesiyle, babası haklarını helal ediyorlar. Ben de size vekaleten, kendim asaleten haklarınızı ve haklarımı helal ediyorum. Rabbim şahitliğinizi makbul eylesin. Mekanını cennet eylesin. Makamını âli eylesin. Kabrini pür nur eylesin. Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin.
eşsiz sabırlı dostlarına, ailesine, akrabalarına sabrı cemiller ihsan eylesin. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin. Kur'anları bu kardeşimizin ruhundan haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi günahına yoldaş eyle ya Rabbi. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Merhumun ruhi için, Allah rızası için. El Fatiha. Allah-u Teala bir saniyeyi eksiltmekte değerli kardeşlerim. Allah-u Teala diyor ki وَلَنْ يُعَفِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا. Birisinin eceli geldiği zaman o bir dakika ileri de alınmaz, geride bırakılmaz. Geçen bizimden içimizde yirmilik delikanlı da var, 80'lik delikanlı da. Her ikisi de bu sürenin nasıl dolduğunu, nasıl geçtiğini 80'lik dedeye sorsak, daha yapacağım çok iş var diye. Benim 85-87 yaşlarında bir dedem vardı. Onunla konuştuğumu hatırlıyorum. Torona gidip, vallahi diyordu, yürüyemiyordu ama Allah bir 85 daha verse, yok deme. Dünyaya insan doyamıyor diyor. Dedik ki Allah'ın üzdüğü kimse yok. İnsanlar birbiri güzel. Evet. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Allah diyor ki sizi korkuyla imtihan edecek. Diyor ki bir tanesi مِنَ الْخَوْفِ. Korkuyla imtihan. Dünya üzerinde açıkçası. Her gün imtihandan geçirmeyeceğiz. İmtihandan geçirilmeden olgunlaşmak mümkün değil ki. Gürgen ağacı fırınlanmazsa diyorlar ki odundan başka bir şey olmaz. Gürgen değil, cami tahtası yapacaksan, gürgen ağacı diyeceksen önce onu ailesinden koparacaksın. Sonra dallarını keseceksin. Sonra fırınlayacaksın. İşte o zaman gürgen olur, işe yarar. Allah'ın Teala da sizin izi aynen imtihandan geçiriyor. Ailenizden Allah sorar. Sabret ya Allah'ım. İlla lillah dedi. O yavrusunu aldığınız halde de öyle mi dedi? Evet ya Rabbi. Can ciğerini aldığınız halde de öyle mi? O zaman siz de şahit olun. Ben de o kuluma sabrın karşılığında cennet vaat ederim. Yine Hazreti Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle يَقُولُ اللّٰهُ مَا لِعَبْدٍ مُؤْمِنِ جَزَاءٌ اِذَا فَقَدَّ صَفِيَّهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ اِحْتَسَبَهُ جُنَّةً جَنَّةً. Kullarıma söyle, onlardan biri sizin sevdiğini aldığım zaman sakin daha katlanır, acısı daha katlanır, o şeref Peygamberimizin kapısına gelir. Kendi ifadesiyle kafasında bekçi de yok mu efendim? Şey bile yarası olan mahder. Vallahi seni tanıyamadım. Tanısam sana söylemezdim. Acımı yutkulur yutkulur. Başka yok mu?
gidiyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zaiqatul maut. Thumma ileyna turca'un. Sadakallahu azim. Aziz kardeşlerim, Yüce sonunda bana döndürüleceksiniz buyuruyor. Dolayısıyla her birimizin böyle bir yolculuğu mutlaka olacak. Cenab-ı Hak bu yolculuğuna çıkan bu değerli kardeşimizi bu yolculuk esniyle merhametiyle muamele etsin inşallah. Değerli kardeşlerim, Yüce Allah yine kitabımızda ey iman edenler Allah'ını nasıl bilirsiniz? Ehli iman ve ehli İslam olduğuna şahitlik eder misiniz? Tekrar şahitlik eder misiniz? Tekrar şahitlik eder misiniz? Cenab-ı Hak bu güzel şahitliğinizi dergahında ekmeli kabulle makbul eylesin. Merhuma Cenab-ı Hak bol bol rahmet eylesin. Değerli kardeşlerim, bu kardeşimize dünya ve ahirete taalluk eden bütün haklarınızı helal ettiniz mi? Tekrar helal ettiniz mi? Tekrar helal ettiniz mi? Allah sizlerden ve bu merhumdan ebediyen razı olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, şimdi birlikte meyit için duaya 4 tekbir ile cenaze namazı kılmaya uyun hazır olan İmam-ı Azize, her kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Okumuş olduğumuz Fatiha-i Şerifeleri dergahında ekmeli kabulle makbul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Amin. Hasil olan sevabı ebediyete uğurlamak üzere olduğumuz bu kardeşimizin ruhuna hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, bu kardeşimizi ahiretin bütün sıkıntılarından, bütün zorluklarından وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا
Mafra Haber. Gücü hizmetinizde.